Suriye Belediye Başkanımız Sayın İsa Gül alanımıza teşekkür ediyor. Hoş geldiniz.
Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Meslek Genel Başkanımız Avukat Özlem Öztekin, aynı zamanda İstanbul AK Parti İl Başkan Yardımcımız. Alkışlarınızla Mesutiye Belediye Başkanı Sayın İsa Gül'ü alkışlarla mikrofona davet edebilir miyim? Çok değerli Tarıca başlı hemşehrilerim, sevgili misafirler, Mesutiye Dernekleri Federasyonu Başkanımız hanımefendi, Tarıca başlı derneğimizin dernek başkanı ve yönetimi sevgili dostlar, hepinizi bu güzel günde en kalbi duygularıma selamlıyor. Cümleden hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Tabii bugün özel bir gündü. Özel günün sabahında Tarıcabaşı Dernek Başkanımız Şener Bey ile birlikte bizleri dünyaya getirip büyük emekler veren, gecesini gündüzüne katan annelerimizin Anneler Günü'nü birlikte burada bu Tarıcabaşı Derneğimizin pikniğinde kutladık. Tekrar tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Onlara bir ömür boyu güzel ve sağlıklı yaşam diliyorum sizden aracılığıyla. Tabii biz Tarıcabaşı Mesudiye'mizin en uzak mahallelerinden bir tanesi ama kalben ve gönülen en yakın olmuş olduğumuz köylerimizin başında geliyor. Bu sene Tarıcabaşımızla, dernek başkanımızla da, muhtarımızla da, meclis üyelerimizle de görüştük. İnşallah bismillah dedik, bu zamana kadar yapamadığımız işlerimize başladık. En son yaklaşık 20-25 gün önce birlikte muhtarımızla birlikte yapılacak işlerimizi gezdik, planladık ve startını verdik. İnşallah şu anda yol çalışmalarımız da orada devam ediyor. İnşallah o iniş yolumuzdan ara yollarımıza varana kadar, piknik alanımıza, akabinde okulumuza varana kadar bu sene bitmiş ve sizlerin hizmete girmiş olacak. Burada bu müjdeyi de vermiş olalım. Çünkü neden? Darıcabaşı her zaman hak ediyor bunu.
Çünkü yerel seçimlerde bizimleydiniz, 7 Haziran'da bizimleydiniz, 1 Kasım'da bizimleydiniz, 16 Nisan'da bizimleydiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bir kendinizi bir alkışlayın. Ve karşılıksız bir şekildeydi. O yüzden Dalıcabaşı mahallemiz, bak ben şu anda tek pikniğe katılıyorum. Burada ilk defa, çünkü neden? Bahar oldu mu, Mesudiye'de yaz oldu mu, işlerimiz çok fazla oluyor. İstanbul'daki şenliklere ve pikniklere katılamıyoruz. Ama Darıcabaşı'nın bir ayrı özelliği olduğu için kalktık, günübirlik geldik ve saat 3'te de uçağımıza binip memlekete gideceğiz. O yüzden, çünkü özellikle Mesudiye'mizin çok fazla hizmet ihtiyacı var. Yıllardan beri alması gereken hizmetleri almayan Mesudiye'mize, gecemizi ve gündüğümüze katarak adeta oturmaya kalkmaya yerinin olmadığı, gezmeye yolunun izinin olmadığı bir Mesudiye'den şu anda çevresindeki ilçeleriyle yarış eden, gıpta ile bakılan, gecesi dahi bambaşka olan bir Mesudiye'yi ortaya koyduk hep beraber. Bu kimin eseri? Sizlerin eseri, sizlerin desteğiyle oluyor. Mesudiye'miz bu referandumda da elinden gelen tüm gayreti sarf etti ve ordumuzun sayılan ilçelerinden bir tanesinin sonucunu almayı başardık. O yüzden biz sevgili siz hemşehrilerimizden sadece şunu istiyoruz. Derneğinizle, muhtarlığınızla birlik ve beraberlik içerisinde olmanızı ve bizlerin yanında yer almanızı hizmetler noktasında. İşte bugün bakıyoruz tarıca başına. Mahallenizin büyük bölümünün burada olmuş olduğunu, Ada Pazarından İstanbul'un tüm ilçelerinden 7'den 70'e tüm çocuklarımızın, insanlarımızın bir arada birlik ve beraberlik içerisinde şenliğinizi, pikniğinizi kutluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. O yüzden bu şu anlama geliyor. Tanışamayan çocuklarınız birbiriyle tanışıyor. Amca bazen öyle enteresan şeyler yaşanıyor ki ülkemizde. Bir anda bir araçtan birileri işte yol verirken kavga ediyor ya da sokakta işte karşı karşıya kavga ediyor. Yani yaşanmış örneği var. Emniyete düşürüyor. En sonunda işte o nerede bu nerede derken amca ya da dayı çocukları çıktıklarını sonradan öğreniyorlar. İşte o yüzden toplumumuzun birbirinden kopuk bir toplum olmaması gerekiyor. İşte burada yeğenleriyle, dayılarıyla, amcalarıyla tüm köylüleri birbirini simayen de olsa, hatıren de olsa tanımaları gerekiyor. Düğününde, derneğinde ve cenazesinde bir arada olmak gerekiyor. Şöyle söyleyelim. Ben biliyorum ki içinizden bu pikniğe gelmeyen belki onlarca insan var. Emin olun o bu pikniğe gelmeyen insanların cenazesine gidin çok fazla kimseyi bulamazsınız. Düğününe gidin, düğününde de kalabalık olmaz. Ama bugün Allah'a şükür Şener Bey örneğin dernek başkanlığı yapıyor. Düğüne gittiğiniz anda düğününde salona girmekle dahi zorlanırsınız. Bu neden? Sosyal olan insan, cenazede iyi günde kötü günde yer alan insanların düğünü de kalabalık olur, cenazesi de kalabalık olur. O yüzden de aidatlarınızdan tut da bütün o güzellikleri derneğinize paylaşmanız gerekiyor. Paylaştıkça güzelleşir. Çünkü neden? Dernek burs verir, öğrenciye, fakire fukaraya yardım eder. Köyünde bir eksiklik vardır. Dernek belediye başkanıyla birlikte bu işleri organize eder. O yüzden sivil toplum örgütünde çalışmak büyük bir cesaret ister. Cebinden para harcamak ister. Vakit harcamak ister. O yüzden bu işler kolay değil. Ben tekrar bu güzel pikniği ve şenliği organize eden başka dernek başkanımız Şener Bey olmak üzere ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi tekrar en kalbi selam ve sevgimi iletiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyor. Sizden müsaade istiyoruz. Yine televizyonlarda daha önceden de tanıtımı geldi bir anlarda yapacak ama bildiğim kadarıyla bahsediyorum. Biz de yeni tanıştık burada. O yüzden alkışlarınız daha yöremizin değerli bir ismi. Canavarlı diyoruz. Bir gibi yapsın alır mıyım? Daha kuvvet olan bir mi alkışlar? Başını
alkış alabilir miyim Canan Ağlı'ya? İnşallah başka festivallerde de görüşmek üzere diyoruz. Evet, biliyorsunuz pikniklerimiz sponsorlarımızla oluyor. Önce ben sponsorlarımızı okuyayım. Kemal Biçer, çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ferhat Biçer, çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Öztürk, çok teşekkür ediyoruz. Metin Yasin Yılmaz, Güneş'i de aynı zamanda ben de gittim, ziyaret ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Biçer, Ada Yat Kaptanı demiş, çok teşekkür ediyoruz. Necati Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Erbay Karaaslan'a çok teşekkür ediyoruz. Alperen Akbay, Arsa Ofisi'ne. Cengiz Polat, aynı zamanda benim de 2 yıldır sponsorum. Albümümüzde de sponsorum. Teşekkür ediyoruz. Yasin Yılmaz, Ümit Karakuş, İnşaat'a çok teşekkür ediyoruz. Enver Yılmaz, İnşaat'a çok teşekkür ediyoruz. Burhan Biçer, teşekkür ediyoruz. Raif Yılmaz'a çok teşekkürler. Çetin Karakuş, çok teşekkür ediyoruz. Ümit Biçer, eğitim kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Evet, biliyorsunuz çok yoğun programımız, birbirinden değerli sanatçılarımız var. Bürokratlarımız burada, onlara tek tek söz hakkı vereceğim tabii ki. Çünkü çok yoğun gerçekten bugün. Önce öyle bir kuvvetli alkış istiyorum ki, 3 yıldır beraberiz İstanbul'da, Sapanca'da bu güzel organize eden İstanbul Darcabaşı Köyü Dernek Başkanı Sayın Şenel Yılmaz'ı alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Ama alkışlar kuvvetli olmalı. Daha kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği anneler eşsiz bir makam olup annelerin ağlamadığı bir gün, ağlamadığı bir dünya istiyorum. Sevgiler dernek başkanlarım, il başkan yardımcım, Orkon genel başkanım ve sevgili misafirlerim. Bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz geleneksel piknik çölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. STK'lı bilenler bu işin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu bilirler. Bu organizasyon karşılığı olan ilgi, alaka ve kalabalığı yerinde bulabilirsen bu bizim yorgunluğumuzu giderir. Evet. Buna bir örnek verecek olursak, ta Avrupa'dan sırf bugün için buraya gelen Çetin Karakuş ve Yavuz Öztürk'ü örnek gösterebilirim. Bunlar bu organizasyon için ta oradan buraya gelmişse biz bundan mutluluk duyuyoruz. Biz üyelerimize daha çok nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle arayışlar içine giriyoruz ve geçen yıl tapusu kendimize ait olan 450 metre, 7 metrekare bir arsa aldık. Bu arsayı almakta bizde ön ayak olan, sponsor olan, hatta her fırsatta desteğini esirgemeyen Mehmet Akbayır'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere daha iyi faydalı olabilmek için Medipol ve Avrupa Çapak Hastaneleri'yle tedavi giderlerinde %25 indirim sağladık. Bunlar sırf size daha faydalı olabilmek için. Bütün bunları yapmak için de size daha faydalı olabilmek için desteklerinizi bizden esirgememenizi talep ediyoruz. Değerli Darcabaşı mensupları, dernek hepimizi kucaklayan, bir araya getiren, unutulmuşluğa yüz tutmuş akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi ve geçmiş mazilerimizi hatırlatmamıza ön ayak olmak için düzenlemiş olduğum bir gündür bugün. Böylesine güzel anlamı ve önemi büyük olan bir günde ayrı gayrı gözetmeksizin hepinizi bu çatının altında toplanmaya davet ediyorum. Ben esasında biraz serzenişte bulunmak istiyorum ama biraz konuşunca acımasız oluyor. Birlikte kurduğumuz bu derneği birlikte yürütmek zorundayız. Havadan sudan bahanelerle, yok işim vardı, gücüm vardı, yok düğünüm vardı, yok oğlumun sünnet düğünü vardı, yok komşuma daha önce bir şeyler söz verdim de. Ya bilhassa ben bunu üyeler için söylüyorum. Üye olup hiçbir mazereti ben kabul etmiyorum burada olmayanlar için. Bu organizasyonda benimle beraber işinden, gücünden, hatta cebinden fedakarlık yapan ekip arkadaşlarımı ve
sesimizi her yerde duyurmak isteyen Mesudiye Gazetesi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada aramızda olacaktı ama bilmiyorum, herhalde geciktiler. Arkadaşlar, bu organizasyonda varsa bir başarı ekip olarak hepimizindir. Varsa bir eksiklik, ki var tabi, bu da benim şahsen kendimindir. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Daha güzel günlerde tekrar bulunmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, iyi eğlenceler. Başkanımıza biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları eski MGYK üyesi Hasan Aykut, hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine aramızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Daire Başkan Temsilcisi Mustafa ve Ali Beyler, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yine aramızda Mesudiye'mizin sivil toplum kuruluşlarının bir numarası diyorum ben kendilerine. Çünkü her platformda avukat Özlem Öztekin'i her yerde görüyoruz. Özel alkışlarımızdan Meslek Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı avukat Özlem Öztekin'i mikrofona davet ediyorum. Evet kıymetli dostlar, öncelikle Darıcabaşı Köy'den sosyal, vallahi o ismin çok uzun ya, Darıcabaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği diye geçmiyorum ama dernek başkanımız çok kıymetli Şener Yılmaz abimiz önderliğinde bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bu pikniğin gerçekleşmesinde emeği geçen bütün dostlarımızın ellerine, gönüllerine, ceplerine sağlık diyoruz efendim. Az önce Şenel abim çok güzel bir noktaya değindi. STK'cılık hiç kolay bir iş değildir arkadaşlar. Lideri olduğunuz, önderliğini çektiğiniz yerin sevdasını gönlünüzde taşıyorsanız bu iş yapılır. İnanın taşımıyorsanız yapılacak bir iş değildir. Çünkü size karşılığını farklı kademelerle, farklı mevkilerle verebilecek bir vaka değildir. O yüzden Darıcabaşı Köy Derneği İstanbul'da kurulalı aslında çok da uzun bir zaman olmadı ama çok ciddi bir yol aldı. Ben bu hususta Şenel abimize de, ekibine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Allah inşallah yolunuzu açık etsin. Daha da çok güzel hedefleri var. Mesela hastaneyle anlaştım dedin değil mi az önce? Maşallah bizim baro anca beceriyor işte bu işleri. Düşünün, yılların barosu, avukatların barosu. Şenel abi bunu 2 senede halletmiş maşallah. Allah'ın izniyle Darıcabaşı bu dernek yönetimiyle çok daha güzel yerlerde olacak. Çok daha güzel işlere imza atacak. Çok daha güzel yatırımlar yapacak köyü için. Arkadaşlar, ben bu arada bir anne olmak vasfıyla buradaki bütün annelerimizin de Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum. Malum bir kadın çok farklı bir meslek icra ediyor olabilir, siyaset yapıyor olabilir, farklı mevkilerde, makamlarda bulunabilir. Ancak annelik vasfı tüm bu vasıfların önünde en önemli vasfıdır. Biz böyle bakıyoruz bu olaya. Çünkü her şey gelir geçer, size evladınız kalır hayatta. En büyük eseriniz de odur. Bu hususta cennetin ayaklarının altında olduğu müjdelenmiş olan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü buradan kutlamak istiyorum. Böyle güzel piknikleri yapıyoruz arkadaşlar. Maşallah Darıcabaşı'da eğlenmeyi bilen bir köyümüz. Az önce gördük, elliğinden halayına gayet güzel eğlenmeyi biliyor bizim arkadaşlarımız. Biz o yüzden böyle konuşmaları da çok uzun tutmak istemiyoruz. Uzatmak istemiyoruz ki sizler böyle coşun, eğlenin, halay çekin, keyfinize bakın diye. O yüzden çok kısa keseceğim. Şimdi Şenel abi elime bir kart tutuşturdu. Bakıyorum, dernek üye kimlik kartı basıyoruz. Vallahi helal olsun Şenel abi. Dernek üye kimlik kartı arkadaşlar. Evet, hastaneye bununla gidince arkadaşlar o 125'lik indirimden faydalanabilecekmişsiniz. Helal olsun, vallahi tebrik ediyorum Şenel abi seni. Arkadaşlar, gereken desteği başkanınıza veriyor musunuz? Bir alkış alalım şöyle başkanınıza, yönetimine de bir duyalım bakalım ne kadar destek veriyorsunuz. Vallahi herkes gırtlak derdine düşmüş ya, söyleyeyim. Burada. Birazdan da keşkekleriniz dağıtılacakmış arkadaşlar. Arkasından da köy ağamız seçilecek. Allah izin verirse Kemal abim yine burada baş köşede. Allah izin verirse, değil mi Kemal abim? Sana yakışır diyoruz biz. Tamam, bizden de bir 2500 üstüne hediye eder misin?
Allah razı olsun. Darıcı Hoşçu Köyü adına ben teşekkür ediyorum artık. Bir saat daha devam edelim. Yetkiven, tamam. Allah razı olsun. Tamamdır abi. Benim adıma 2500 hediye ediyor Kemal abi, üstüne bak. Söz verdim. Hayırlı uğurlu olsun abi şimdiden aldığım. Daha seçilmeden ben kutlamış olayım inşallah. Arkadaşlar biz malum Mesudiye Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı yapıyorum. Ben aynı zamanda bir de Ordu Dernekler Konfederasyonu'nu kurduk biz Ocak ayı itibariyle. Fatsa, Ünye ve Mesudiye'nin federasyonlarının birleşiminden kurulmuş bir konfederasyonumuz. Ve Ordu'nun ilk konfederasyonu inşallah son ve en güçlü konfederasyonu olacaktır. Biz buna inanıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte genel kurulumuzu yapacağız. Kanunen yapmamız gereken, arkasından da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Arttırarak. Şimdi artık MESDEF aynı zamanda bir konfederasyon üyesi olmak vasfıyla da birçok sorumluluğu sırtlanmış durumda. Bizler oralarda sizlerin desteğiyle ayakta duruyoruz biliyorsunuz. Köy derneklerimiz ne kadar güçlüyse MESDEF de o kadar güçlü. Allah izin verirse 45 derneğimiz var şu anda. Biz çok yakın bir tarihte bunu plakamız olan 52'ye vurdurmayı planlıyoruz. Bunlar da sizlerin desteğiyle olacak inşallah. Böylelikle ordunun birliği ve beraberliği kuvvetlenerek, güçlenerek yol alacaktır diye umuyoruz, diliyoruz. Bu pikniklerde de Darıcabaşı'nın birliği ve beraberliği güçlensin inşallah. Bir yandan eğlenin, bir yandan birbirinizle paylaşımlarınızı güçlendirin. Az önce görüyorum burada genç kardeşlerimiz teyzelerimize sarılıyor, selamlaşıyorlar. Ne kadar güzel. İnşallah bu birlik beraberliği tadacağımız bu günlerin sayısı artsın, arttırılsın derneklerimiz tarafından. Ben bizleri davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın diyorum. Çok sağ olun. Beykoz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda MESDEF Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Öztürk. Alkışlarla mikrofona davet ediyorum. Evet, saygıdeğer Darıcabaşlılar, saygıdeğer başkanım, saygıdeğer Darıcabaşkanım, değerli misafirler, ben de sizleri muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten başkanımın konuştukları, dernekler olarak ben de uzun zamandır böyle bir sivil toplum örgütlerinde olan bir insanım. Gerçek söylüyorum, böyle bir insanları bu zamanda bulmak çok zor. Onun için siz değerli üyelerinden ben yönetimine destek olmalarını önemli rica ediyorum. Tabii ki benim uzun konuşmama gerek yok Sayın Özlem Hanım. Sayın Başkanım gereken şeyleri, konuşmaları yaptılar. Ben de bugün anneler gününü olarak, anneler gününe, bir şehit annelerine bir şiir yazdım. Ben de bu hazırlıklı geldim buraya Allah'tan ki Özlem Hanım da bunu söyledi. Geçen sene de yine sizde burada bir şiir yazmıştım. Onu ben okuyayım. Şehit annelerine bunu armağanım olsun diye bugün inanın kahvaltıda yazdım, buraya geldim. Anne, anne, bir silah sesi duydum anne. Oğlum yoksa hainler mi çıktı meydana? Ben senin oğlun değil miyim anne? Bunun başka çaresi yok ölüme anne. Bu kahpelere vatan bırakılır mı anne? Alnından vursalar da vatan için ölürüm. Geriye dönemezsem helal et hakkını anne. Vatanım için tankın altında anne ölürüm. Anne, anne, sen bana demedin mi anne? Oğul bizde koça kına yakarlar kurban olsun diye. Oğul bizde geline kına yakarlar kocasına kurban olsun diye. Oğul bizde askere kına yakarlar vatanına şehit olsun diye. Anne, anne, ben de vatanım için şehit oldum anne. Sen demedin mi bana oğlum vatanımı kimseye verme? Vermedin kahpelere, vicdansızlara vatanı anne. Vatanım için şehit şehit oldum. Sen gururdu gururdu anne. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Annelerimizin ellerinden öpüyorum. Şehit annelerinin de ayaklarının altından öpüyorum. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bu fırsatı bana veren Sayın Yönetmen'e de çok teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz biz de Sabahattin Öztürk abimize.
Evet, MESTEF Genel Başkanımızı bırakmıyoruz. Bir plaketimiz var, onu takdim edeceğiz. Plaketi vermek üzere sponsorumuz Mehmet Yılmaz, iş adamımızı şöyle alkışlarla buraya davet ediyorum. Şöyle güzel görüntü için güzel bir alkış alabilir miyim? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine Sabahattin Öztürk abimize Beykoz Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı, MESTEF Genel Başkan Yardımcımız Sabahattin Öztürk'e plaketini Darcabaşı Köyü Dernek Başkanı Şenal Yılmaz takdim ediyorlar. Kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı başkanlarımıza. Oroncu bu kadar mı?
içinden yalabıyam, içinden yalabıyam talli. Kalabıyam onun için ben bu yönden ona sevdan. Çok içtim yaralıyam, içinden yalabıyam talli. Kalabıyam onun için ben bu yönden ona sevdalıyam. Keşik yapılmış. Sanıyorum bir haftadır bunun çalışmaları yapılıyor. Şenel Başkanım, senle başlayacağız buna. Ağın eli bileğe bükülmez biliyorsun. Bu kapağın açılması için senden bir bağış bekliyorum. Bazı sandığımı da bir alabilir miyim buradan? Arkadaşlar, görevli arkadaşlar. Şöyle yakın koy ki millet sandığı götürmesin. Evet Şenel Başkanım. Paraları buradan atacağız. Evet Şenel Başkan. Vallahi marklar dolarlar çıkıyor gördüğüm kadarıyla. O da geçiyor bizde sıkıntı yok. Evet Şenel Başkan. Ya Allah Bismillah diyor. İlk açılışını yapıyor. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Yalnız değerli dostlar şöyle bana yakın gelin görelim. Evet başkan yardımcılarımız. İş adamımız. Ferhat Biçer. Alalım seni de böyle. O ayrı mevzu. Bu benim özelim. O ayrı bir konu. Evet. Çünkü yönetim kurulunu böyle bir göreceğim bakalım burada. Kim eksik kim değil. Evet. İş adamımız. Ağlık yarışı farklı bir şey. Bağış farklı bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yardımcı olayım. Miktar söylemiyorum Ferhat abi. Evet. Alkış yok mu? Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Arkadaşlar elleriniz acımaz. Alkışlayın. Vallahi sıradan mı gelelim? Evet abim buyurun. Şenol abi. Şenol Karaslan.
teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Valla burada bir şey unuttum. Şenal Başkan'dan sonra şu genç kardeşime, Kemal Biçer'in veliahtına, Ümit Buğra Biçer miydi? Şöyle alkışlarla bir buraya alalım. Bu yaşta helal olsun ki bak ne kadar güzel. Alkış alkış. Şöyle kuvvetli bir alkış alalım. Her gence nasip olmaz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle gidelim. Ferda Bey. Üçler emlak. Görmeyin. Cüzdan biraz kalın ama Ferda abi. Tamam arsaları katları sattın. Artık yeme zamanı. Çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Evet Temel abi. Temel Biçer. Bir kuvvetli alkışı Temel Biçer alalım. Doktor Mehmet size de alalım böyle. Yönetimden sonra alacağım onu. Yönetimden sonra. Evet. Doktor Mehmet'e çok teşekkür ederiz. Kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Güzel abim Sakarya'dan. Hocam abim hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Mehmet Yılmaz. Evet valla hep Mehmet Yılmaz Yılmaz gidiyor valla. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Biçer. Hep kafa çevirsin zaten sen. Ben özellikle bakacağım. katlı onu katlı. Yok kaçma şansı yok. Ben görüyorum zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Nuri abi. Çok teşekkür ediyoruz Nuri Bey'e. Hamit abi buyur. Hep zaten Hamit Biçer çift, Mehmet Yılmazlar çift. Çok teşekkürler. Ümit Biçer, Boğaziçi Eğitim Kurumları. Ağlık yarışı farklı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, köyden bir bağışımız vardı. Mehmet Biçer, Fikretoğlu Mehmet Biçer. Fikretoğlu Mehmet Biçer bağışlarını göndermişler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Şöyle sıradan bir alalım olarak bakalım bağışları. Evet. Keşke bağış bitmeden keşke açılmıyor değil mi başkan? Tabii. Servet amcaya Servet Karakuş'a çok teşekkür ediyoruz. Evet beyler, hanımlar, gençler. Hadi şöyle bir bakalım. Bağıştan sonra keşkek dağıtacağız. Dostlar Kıraathanesi sahibi Hamit Biçer. Evet, Yayla Mahallesi'nin Dostlar Kıraathanesi'nden Hamit Biçer'den teşekkür ediyoruz. Cafer abime çok teşekkür ediyoruz. Bağışlarını yapıyorlar. Valla ne kadar çabuk bu bağış olayı biterse o kadar çok horon ve keşek yersiniz. Seri bir şey. Evet. Temel Biçer'e teşekkür ederim. Temel Biçer çok teşekkürler. Alkış. Arka taraf beni görebiliyor mu? Yüksel bir gel yanıma yüksel. Kemal Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Kemal Yılmaz'a çok teşekkürler. Raif Biçer çok teşekkürler. Tek tek çağırttırmayın bana lütfen. Bir gelin bir an önce ki bitsin. Yüksel bir çere teşekkür ediyorum. Az oldu mu olsun Yüksel'im. Allah daha çok versin. Teşekkür ediyorum. Cengiz Polat. Polat Kuyumculuk. Bağış alalım da ağlığı sonra bakacağız. Anneli öpülür biliyorsun. Bir bağış alalım mı senden? Valla sponsorlar hep bugün olacağız gibi geliyor. Raif Demirbilek. Raif Demirbilek çok teşekkür ediyoruz. Polat Kuyumculuğa, Cengiz Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, bekliyoruz. Sabahattin Öztürk abim, Meslef Genel Başkan Yardımcısı, Beykoz Taşıyıcılar Kooperatif Genel Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sabahattin abiye. Ne demek? Buyur Sabahattin abi. Kıymetli dostlar, ben yönetimine tekrar teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir değerli dostların içinde olmaktan gurur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ben o karşıda oturdum, etkilendim. Gerçekten Şenal Başkanımız gibi bir yönetici, bu arkadaşlarınızı böyle bir değerli arkadaşları bulamazsınız. Mümkün mertebe yardımcı olalım. Bir elin nesi olur, iki elin sesi olur.
Bakın Darıca Derneği'ne gerçek söylüyorum. Şenal Başkanımı tanıdım tanıyalı. Hiçbir zaman yanından ayrılmadım. Çok kıymetli bir arkadaşımız. Hep sizler de kıymetlisiniz. Ama bu işler böyle yürüyor değerli kardeşlerim. Birbirimize yardımcı olalım. Başkanımıza yardımcı olalım. Ben size teşekkür ediyorum. Samimi söylüyorum. Böyle bir güzel mesudiyet organizasyon ben görmedim. Ben de 40 seneden fazla böyle sivil toplum örgütlerinin içinde olan bir kardeşinizim. Ama gerçekten sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Başkanımızı, yönetimimizi takdir ediyorum. Sizleri muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bura bittikten sonra ben de bir daha uzunlarla oyun oynayıp ayrılacağım. Ben hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Başkanım size de teşekkür ediyorum. Çok Allah yolunuzu açık etsin. Çok Allah teşekkür ediyorum Sebahattin çok abi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sebahattin abi gibi bir çok dostu ettim. Allah hepinize nasip etsin. Gerçek bir dost, gerçek bir abi. Çok teşekkür ediyoruz biz de Sebahattin Öztürk abimize. Remzi Türk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aknur Turizm Erol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ferhat Biçer'e çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Biçer'e teşekkür ediyoruz. Hüseyin Biçer'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir ara bir şey söyleyeceğim Temel abi. Ordu Darıcabaşı Dernek Başkanı Zafer Karaaslan şu anda telefonda. Zafer abi seni dinliyorum. Zafer abimin herkese çok selamları var. Hayırlı olmasını temenni ediyor. İyi eğlenceler diliyor. Darıcabaşı Köyü adına 1000 TL bağış yapıyorlar. Alkış, alkış. Zafer abi şu anda millet seni duyuyor. Şu anda millet seni duyuyor. Tamam, kendi adıma 250 bağışlıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başkan beni duyuyorsan oraya geldiğim ilk fırsatta 250 lirayı borç olarak hanene kaydediyorum. 250 daha bağışlıyorum. Turgay Demir bile katıla. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, başkanım. Şimdi benim adıma ne kadar bağış yapıyorsun derneğe? Hiç önemli değil, sen ne istersen o kadar. Tamam. Ben o zaman şöyle bir şeye karar verdim. Söyle. 1000 TL içinizin adına, dernek adına bak. Dernek adına ayrı 1000 TL de sizin adınıza bağış yapıyorum. Ne dersin? 500 yapayım. Okeydir, tamam. Başka diyeceğim bir şey var mı? Tamam başkanım. Saygılar selamlar olsun bizden de buradan orduya. Teşekkür ediyoruz. Alkış, alkış. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Ünal Karakuş çok teşekkür ediyoruz. Evet bağışlarınızı bekliyoruz. Nuriye Biçer'e teşekkür ediyoruz. Nuriye Isırgan ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Emrah Okutan çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar. Herkesi buraya bekliyoruz. Beyler lütfen bir şöyle gelirseniz bir an önce şu gençlik olayı bitsin ki biz de işimize gücümüze bakalım. Seri şekilde bekliyoruz. Elimde çok güzel bir mesaj var, onu da okumadan geçmeyeceğim. Necati Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Seri bir şekilde. Birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesi amacıyla düzenlenen şenliğimize bu yıl işlerim dolayısıyla katılamamam. Üzüntüsü içerisindeyim. Başta Başkan Şenay Yılmaz üzere yönetim kurulundaki herkesi tebrik eder, bu güzel günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum demiş Turgay Demirbilek. Çok teşekkür ediyoruz. Gültaze Okutan ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, bu kadar mıyız ya? Lütfen. Herkesi bekliyoruz bir. Tek tek dolaşacağız yoksa. Söyleyeyim yani. Altuncan ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, ne kadar seri olursak o kadar bizim programımızda hızlı şekilde devam eder. Gelmeyenleri özellikle takip ediyorum. Metin Yılmaz, Necati Yılmaz, sizleri buraya bekliyorum lütfen. Evet sponsor, gemi senden, her şey bizden, sıkıntı yok. Siz niye döktünüz buraları? Evet bak, kaptana şöyle güzel bir alkış alabilir miyim? Valla Mayıs ayında Boğaz turu yap, Boğaz'da yapalım artık. Yani demede oldu bu şenlik piknik olayları. Biraz da Boğaz'da tur atalım. Gemi senden. Necati buraya gel. Gerisi de bizden değil mi başkanım?
değerli iş adamlarımız var. Diğerlerini biz hallederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çetin Karakuş'a takdim ediyorlar. Şöyle resim alalım. Abi. Hadi abi şöyle bir çekilelim lütfen. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Alkış. Çok teşekkür ediyoruz. Açılışı yapıyorum. Ben bu keşke kazanlı 3000 TL'ye açılışını yapıyorum. Sırasıyla 5 tur yapacağım. Sırasıyla evet Cengiz Polat mikrofon sende. 4000. Cengiz Polat 4000 dedi. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Mikrofonu tuttum. Adını soyadını söylesin, firmasını söylesin. Devamını ben getiririm. 4200. Evet, 4200. 4200 dedim. 4,5. Yılmazlar Ata 4,5 dedi. Han alkışlar ama. Evet, Ümit Biçer bunları. 4599. O ne be? 4599. Hadi 5000 yapalım be. Öyle mi diyorsun? Metin Yılmaz. Arfiyet'in veliahtı mı? Evet. Enver Yılmaz. Enver Yılmaz, pardon. Tamam dedim. 5500 diyorum. Evet. Genç kardeşimizi görüyor musunuz? Valla. Yaş kaç? 26. 26. Helal olsun. Kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Evet. Kıraathanesi. Kaç dedin? 5600. Hamit abimiz 5600 dedi. Valla. Kadife Biçer. 6000. Helal olsun be. Gençleri görüyor musun? Valla. Gençler işi aldı götürüyor. Evet. Buğra. 7500. İşte bu alkışlanır biliyor musunuz? 7500 dedi. 5 turumuz var daha. Evet. Öztürk. Abi. Bırakalım abiye. 5 tur atacağım daha. 5 tur dedi. 5 tur dedi. Sen de bir şey söyle. 7550. 7550 dedi. Evet. Biraz 9000. Arayayım ben. İhaledeyiz. İşte enişteyi görüyor musun bak? Enişte ne dedi? 9000 dedi. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? 9500. Polat Ocak 9500 dedi. Hadi kuvvetli bir alkış. Evet. 10.000. 10.000. Ben burada 50'yi bulacağım herhalde. Evet. Ben çekilim bir bağış yapın. Çekilim. 1000 lira bağış yapıyorum Tu adına ve çekilmek istiyorum. Evet, Yılmaz Orta 1000 TL bağışlarını yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Çekiliyorlar. Ver bana. Ümit Bey. 10.000 neydi abi? 10.000'de ben çekeyim. 10.100 olsun. 10.100. Ümit Biçer eğitim kurumları. 10.500. 10.500. Enver Yılmaz. Dostlar Kıraathanesi. Ben meclisinden yaşlı üyesiyim. 500 bağışla. Çok teşekkür ediyoruz. Hamit abimiz. Hamit abi seni alabiliriz böyle. Evet. Veliaht. 11.000. 11.000 Kadife Biçer'de şu anda. Evet Buğra. 12.000. 12.000 Kemal Biçer adına veliaht yarışıyor. Öztürk. Ben 250 TL bağış yapıyorum. Çekiliyorum. Teşekkür ediyorum. Öztürk'ün bağışını da yazıyoruz lütfen oraya. Evet enişte. 12.500. Eniştenin valla gözü çok be, helal olsun. 12.500 dedi. Cengiz Polat. Kaldı 2. 13. 13 ile Polat Ocak da şu anda. Evet. Ben bağışımı yapıp çekilmek istiyorum. 1000 lira inşaat adına yazalım. Teşekkür ediyorum. Evet. İnşaat yazıyor. Siz de böyle alalım. Değerli abicim. Sen daha burada mısın hala? Hala burada mısın sen de? Bağışını yaptın. Evet. Tim kurumları Ümit Biçer. 12.550. 12.550 tim kurumlarında. 13.000. 13.000 ile Enver Yılmaz'da. 13.500. 13.500 ile Kadife Biçer'de. 15.000. 15.000 ile Buğra.
Bey de çok teşekkür ediyoruz. Evet enişte. 15.100. Enişte bu sefer az oldu. 15.100 dedi. Evet Polat Ocak. Kaldı bir. Teşekkür ederim herkese. 1500 TL bağış yapıyorum. Ayırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 1500 TL kayıt ediyoruz. Evet. Eğitim kurumları. 15.200. 15.200 de bu. 15.500. 15.500 de Enver Yılmaz'da. 16.000. 16.000 ile Serhat Yılmaz'da. Pardon bir içeride. 18.000. 18.000 ile Buğra Bey'de. Evet. 18.200. 18.200 de Kadife Biçer'in damadı. Evet. O bende saklı. 250'den hatırlıyorum abi. Teşekkür ediyorum. 18.450. 18.450 ile bizim kurumlarında. Evet. Enver Yılmaz. 19.000. 19.000. Evet. Serhat. Derneğe 1000 TL bağış yapıyorum, çekiliyorum. Derneğe 1000 TL bağış yapıyorlar, çekiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. 20.000. 20.000 ile biçer inşaatla çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çekiliyorum 500 TL bağış yaparak. 500 TL ile bağışla çekiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. İsim neydi? İsim alayım. Evet. 21.000 abi. 20.000 TL ile Ümit Biçer'de. 22.000. 22.000 ile Enver Yılmaz. Yılmaz inşaatta. 24.000. 24.000 ile biçer inşaatta. Bende saklı dedim. Kalkamazsın. Bende saklı. Onun kararı. Sunucu ben. Sen bende saklı. Abi ben 1200 lira bağış yapıp çek. 1200 TL ile Ümit Biçer Boğaziçi Eğitim Kurumları çekiliyorlar. Evet Enver Yılmaz. Ya şu gençlere bir alkış alabilir miyim? Helal olsun valla. Şöyle bir ayağa kalkar mıyız arkadaşlar? Bir yan yana gelin. Şu gençlerin azimliğini görüyor musun? Helal olsun valla. Kuvvetli bir alkış da alabilir miyim? Helal olsun valla gençlere. Evet. Abi 1500 bağış yapıp çekiliyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. En son 24.000 ile kapatıyorum. Evet. Şart. Veliahtı Buğra Bey Kemal Biçer'in torunu. Bir de torun. Helal olsun. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? 24.000 TL ile bu senenin ağası seçiliyor. Keşek ağası seçiliyor. Bir kaşık alabilir miyim? Önce bir ağaya artık. Ağaya tattıracağız onu. Ağaya tattıracağız. Temel abi şunu da bir alalım lütfen. Hasan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Hasan Yılmaz bağışlarını yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kemal Biçer. Kemal Biçer amcamızı buraya alabilir miyim? Alkışlarla geliyor buraya. Şöyle kuvvetli burayı bir açalım lütfen. Lütfen açalım. Kemal amca hoş geldin. Öncelikle ağalık senden ayrılmıyor. Torun 24.000 TL ile bu genç yaşta bu senenin ağası seçildi. Bir şeyler söylemek ister misin? Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Böyle gençlere bizim her zaman ihtiyacımız var. Ama sana bir keşif tattıralım burada değil mi? Öyle mi? Çok teşekkür ederiz. Şöyle Temel abi şunu bir alalım. Bir şeyler söylemek ister misin? İlk önce bu fırsatı bana verdiği için dedeme çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda emeği geçen bütün abilerimizin, amcalarımızın ellerine sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Devamının gelmesini diliyorum. Anneler günü bugün. Bütün annelerimizin ellerinden öper, saygıyla selamlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler. Genç ağamıza ben de tüm Darcabaşlılar adına çok teşekkür ediyorum ve alnından öpüyorum. Yönetime de aramızda olduğunuz için teşekkür ederim.
Helal olsun valla. Yaş kaçtı? 20. 20 yaşında bir tane delikanlı, tığ gibi yakışıklı mı yakışıklı çıkıyor. 24 bin TL ile köyünün ağlığını alıyor. Helal olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Takdir ediyorum. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Bizim böyle gençlere her zaman ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Ağabey size teslim. Size söyleyeyim. Ağaya zaval gelmesin bugün. Ağayı artık yerine alalım. Ağayı yerine alıyoruz. Ağa size teslim. Evet. Ağa bir sesi verilir zaten. Şöyle bir kaldıralım ağaya bakalım ağayı. Lütfen. Hadi bakalım şöyle bir alkışlar mıyız ağayı? Çok teşekkür ediyoruz. Helal olsun. Yerini alıyoruz ağamızı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım ayaktayken de sana bir söz hakkı verelim. Leyla Karakuş'a teşekkür ediyoruz. Leyla Karakuş'a çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen değerli başkanımıza ve yönetim kuruluna saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Muhteşem bir kalabalık, güzel bir organizasyon. Gereği neyse yapılmış. Canı gönülden güzel bir katılım olmuş. Yani verilen emek boşa gitmemiş. Bütün derneklerimizi aynı şekilde birlik beraberlik içinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Herkese hayırlı olsun diyorum. İyi eğlenceler. Yar Fatimem bugün düz aşı geldi.
seni, kızar beni uğradan, al kız beni uğradan. Gece sabaha kadar, beceremem uğradan, beceremem uğradan. Almayacağım seni, öyle bekar uğradan, öyle bekar uğradan.
çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Gerçekten güzel bir organizasyon. Yönetim kurulu başkanıma çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, dostça kalın derim. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Yönetim bir alkış alabilir miyiz? Evet, aramızda biraz eko olabilir miyim? Aramızda yine birbirinden değerli üstadlarımız var. Birbirinden değerli iş adamlarımız, birbirinden değerli dernek başkanlarımız. Onların anısını edeceğim. BESTEF Yönetim Kurulu üyesi Adnan Kıran abim aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Yine BESTEF Yönetim Kurulu üyemiz Sönmez Okudan abimiz aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Yine Engin Aydoğan abimiz aramızda. Mesudiye Vakıf Başkanı. Birazdan onu kendilerine buraya alacağım plaketler için. Mesudiye Vakıf Başkan Yardımcısı Musa Hıdar aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz. İrfan Doruk abimiz aramızda. Esenler Ordular Dernek Başkanı. Hoş geldiniz diyoruz. Yine Mesudiye'nin Sesi Gazetesi imtiyaz sahibi Sefai Uzunyurt beyefendi ve Namık Kemal Tuncer aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz. Muhammed Akın Yalçın, BESTEF Yönetim Kurulu üyesi aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz. Ve çok değerli bir isim İsmail Koçit, Çiftlik Sarıca Köyü Dernek Başkanı aramızda. Birazdan söz hakkı vereceğim. Hoş geldiniz diyoruz. Evet, sabahları bildiğim kadarıyla Medya FM'de radyocu abimiz Dadali, hemşehrimiz aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Sizleri de birazdan sahneye alacağım. Şenel Başkanım, Engin abimizi alalım mı böyle plaketini vermek üzere? Öyle mi? O zaman ben İsmail Koçyiğit abimi alkışlarla bir mikrofona davet edebilir miyim? Mikrofonu pek sevmiyor ama inadına ben de ona mikrofon vermeyi seviyorum. Güzel abi, hoş geldin. Evet, sevgili Darıca başlılar, öncelikle bugün çok anlamlı bir gün. Hepimizin anneler gününü kutluyorum. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum efendim. Bir de Şener abime şuradan bir şey söyleyeyim ya. Şener başkanım nerelerde? Bize evin konumunu mu attı, ne yaptı bilmiyorum ama 9'da Darıcabaşı'nın pikniğine gelmeye çalıştık ama yeni geldik. Onun için de biz Şener abimize bu güzel organizasyonunu yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ama bütün Mesudiyelileri kıskandırıyor. Çok güzel bir organizasyon yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Koçit abimize. Şimdi o güzel alkışlarınızla Medya FM'de Doneli alkışlarla sahneye geliyor. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Valla istek isterse çalmaz, onu da söyleyeyim bak. Alkışlayın ki bol istek çalsın sizlere. Darıca başları ve sevgili Şener Başkan'a organizasyon için teşekkür ediyorum ama ben sevgili İsmail Koçyiğit, Çiftlik Sarıca Dernek Başkanlığı'ndan öğrendim. Normalde biliyorsunuz Kağıthane'de 6 gün boyunca Ordu Dernekler Kültür ve Sanat Festivalimiz var, platformun hazırladığı. Buradan da yine oranın sunumuna geçeceğiz. Erken saatte öğrendik, sağ olsun İsmail Başkan aradı, gel dedi, beraber gidelim dedi. Biz de İsmail Başkan'la beraber bayağı bir iki saat aradık burayı ama olsun. Şener Başkan'a ve yönetimine, bütün Darıca başlılara piknikleri hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her sene daha da büyük organizasyonlarla yönetiminizi desteklemeniz durumunda yine dediğimiz gibi güzel şeylere imza atarım. Çünkü ben Şenal Başkan'ın nereye gitsem, sponsorun yanına gitsem orada bile görüyorum yani. O yüzden başkana ayrı ve özel bir alkış istiyorum. Hepinize eğlenceler, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Dalari'ye biz de katılımlarından dolayı. Evet, Engin Aydoğan abim. Alkışlarla buraya alıyorum lütfen. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz Engin Aydoğan abimize? Şenel Başkanım, Engin abimizin plaketini siz mi vereceksiniz? Hemen sizlere de alalım buraya, hoş geldiniz. Çok kıymetli Ordu Basın Kuruluşları Derneği Başkanım, çok kıymetli MESTEF'in Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Yardımcıları, Esenler Ordular Derneğimizin çok kıymetli başkanı ve yönetimi ve ordumuzun çok büyük değerlerinden bir tanesi sevgili Dadali ve bugünü bir araya getiren çok kıymetli Darıcabaşı Köy Derneği ve mensupları, hepinize saygı, selam ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii Şener Yılmaz abimiz bu işin piri, yıllardır bu işleri çok güzel yapan abilerimizden, dernek başkanlarımızdan bir tanesi. Bugün de bir taştaki kuş vurdu.
Sanıyorum bilerek yaptı bu işi. Anneler günü gibi çok güzel bir günde bizleri bir araya getirmiş oldu sizinle. Hepinizin bu arada anneler gününü kutluyor. Bugünkü programdan dolayı derneğe, yönetime, herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, şimdi yine aramızda dedik ya, anonsunda yaptık. Bizleri memleketten, ordudan, Mesudiye'den, Türkiye'nin özel gündeminden haberdar eden Mesudiye'nin Sesi gazetesi Sayın Sefai Uzunyurdu alkışlarla mikrofona davet etmek istiyorum. Çünkü memlekette olan düğünden, cenazeden nereden bir hizmet varsa gazete zaten yazıyor. Daha dün de bana geldi. İnşallah hep devam eder diyoruz. Çok saygıdeğer Darıcabaşılı hemşerilerim, hepinizi bu anlamlı günde, anneler gününde saygıyla selamlıyorum. Çünkü burada pankartımızda da yazmış, cennet annelerin ayağının altındadır. Dünyada her şey annelerin eseridir. O nedenle hangi yaşta olursa olsun bütün annelerimizin anneler gününü kutluyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Tabii Darıcabaşı Mesudiye tarihi açısından, Mesudiye açısından çok anlamlı, çok önemli bir köy. Mesudiye'nin sınır köyü, Mesudiye'nin kuzeyden en kuzeydeki köyü. Belki Darıcabaşı'nın gençleri, insanları, çoğunluğu Mesudiye'nin köylerinin bir kısmını bilmiyor. Mesudiye'nin bazı köyleri de Darıcabaşı'nı bilmiyor. Ama son 10 yılda özellikle de İstanbul'da Darıcabaşı Derneği kurulduktan sonra Darıcabaşı'nın adı tüm Mesudiye'de, tüm Ordu'da duyuldu, duyulmakla kalmadı. Nerede bir ordulu, özellikle de Mesudiye etkinliği varsa Darıcabaşı Derneği, Başkan Şenel Yılmaz başta olmak üzere her türlü etkinlikte varlar. Darıcabaşı köyünü temsil ediyorlar. Böylece de Darıcabaşı köyünün tüm Mesudiye'de ve Ordu'da tanınmasını sağlıyorlar, sağladılar. O anlamda onların şahsında sizleri kutluyorum. Bir memnuniyetim de şu, Darıcabaşı çok büyük bir köy değil. Yani Mesudiye'nin 500 hanelik o köydeki anlamda söylüyorum, köyleri var. Ama Darıcabaşı, Zonguldak, Yalova, İzmit, Adapazarı, İstanbul dağılmasına rağmen böyle önemli günlerde, şenliklerde, keşkek günlerinde hem İstanbul'da buluşuyorlar, Sakarya'da şenlik yapılıyorsa oraya gidiyorlar, Yalova'da yapılırsa da oraya gidiyorlar. O nedenle bu birlik beraberliğinizden dolayı sizleri kutluyorum. Bunu sağlayan, bunun sağlanmasında emeği geçen dernek yönetimimizi de tebrik ediyorum. Tabii Darıcabaşı köyümüzün bir özelliği de iki derneğinin bulunması. Derneğimizin birisi Ordu merkezde, şu anki Altınordu'da oluyor. Oradaki dernek yöneticilerimiz de bugüne kadar hep faaliyetlere katıldılar. İstanbul Derneği de onların etkinliklerine katıldılar. Bugün kendilerini göremeyince sordum, merak ettim neden diye. Köyde 2B çalışması varmış, 2B ile ilgili. O nedenle oradan ayrılamıyorlar. Bu vesileyle her iki derneğimizin yöneticilerine de, özellikle oradakilere saygılarımızı sunuyoruz. Bir teşekkürle de sözlerimi tamamlamak istiyorum. Darıcabaşı son dönemde Mesudiye'nin en son kurulan, İstanbul'daki dernek anlamında söylüyorum, en son derneği. Böyle olmasına rağmen, yani şurada 3-4 yıllık bir geçmiş olmasına rağmen Mesudiye köyleri arasında abone sayısı açısından ikinci sırada, bana göre de birinci sıradadır. Bu anlamda hepsi destek oluyorlar. Hemen hemen bütün hanelerine Ordu Mesudiye gazetesi, İstanbul'da da, Yalova'da da, Zonguldak'ta da, İzmit'te de, Adapazarı, Sakarya'da da, hatta köyde
Mesudiye'nin köylerinde sürekli duranların çok fazla aboneliği yok. Ama Darıcabaşı'nın köyünde duran en az 15 kişi de abone. Bu desteklerinden dolayı tüm Darıcabaşılılara dünyanın neresinde olursa olsun, unuttum Avusturya'da da çok sayıda Darıcabaşılı var, abonelerimiz var. Hepinize Ordu Mesudiye Gazetesi'nin bir ferdi olarak teşekkür ediyorum. Bugün de buraya İstanbul temsilcimiz Namık Kemal Tuncer'le birlikte geldik. Her zaman da zamanımız ölçüsünde sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Tabii Darıcabaşı'nı da kıskanmak lazım. Şimdi sadece şu andaki masaya bakarak bakıyorum ki, görüyorum ki Mesudiye'nin bütün değerleri, bütün sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sunucuları, sanatçıları, daha gelip gidenler de var. Darıcabaşı'nın şenliğine geliyorlar, etkinliklerine katılıyorlar. Bu şu iki anlamda önemli. Bir, Darıcabaşı'nı seviyorlar, önem veriyorlar. Ama bir de şundan dolayı, demek ki Darıcabaşı Derneği de onların faaliyetlerine katıldığı için onlar da Darıcabaşı'nı unutmuyorlar, katılıyorlar. Bu vesileyle tek tek isim saymıyorum. Sanatçımız Yusuf Bey zaten kimlerin olduğunu söyledi. Değerli konuklarımıza da Darıcabaşı şenliğine katıldıkları, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Nice şenliklerde buluşmak dileğiyle de en içten saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Mesul Üniversitesi Gazetesi sahibi Sefa'yı uzun yurda çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Bırakmıyoruz. Yılmaz Harfiyet, Mehmet Yılmaz da kendilerine, derneğimizin adına bir plaket takdim ediyorlar. Buyurun. Ben her şeyden önce Sefa Bey'e teşekkür ediyorum. Yönetime ya da başkanı geçiyorum. Çünkü ona yeterince teşekkür edildi. Ben ona ayrıca teşekkür ediyorum. Niye ediyorum? Çünkü Mesudiye'yi gerçekten bizlere de, buradaki bütün insanlara da, Mesudiye'li olanlara da Mesudiye'yi tanıttı. Bana göre en büyük çalışmalardan birini yapıyor ve bize de çok büyük destek oluyor her konuda. Ona, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ve ayaklarına sağlık. Her yerde, her zaman bizimle beraber. Bir yemeğimizde bile bizi yalnız bırakmıyor. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin elinizden bu güzel plaketi almak da anlamlı. Sizin aracılığınızla da Yalova'ya, Çınarcık'taki gelemeyen hemşehrilerimiz varsa da selamlar iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Evet. Mesudiye'nin sesine şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? İsmini anons edemediğim bürokratlarımız, dernek başkanlarımız varsa onlara da çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Bizler de şöyle nacizane, sabahtan beri gerçi kıtlık patlatıyoruz ama bizler de elimizden geldiği kadar sahne yapalım istiyoruz. Sayın Protokol, Sayın AK Parti İlçe Başkan Yardımcım Sayın Engin Aydoğan, öncelikle pikniğiniz hayırlı uğurlu olsun. Anneler gününüzde en içten dileklerimizi de kutluyoruz. Sizlere Esenler AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Avukat Gökhan Taran, değerli hemşerimiz Ordu Kumrulu, onların da selamlarını iletelim, üzerimizde kalmasın. Gerçekten İstanbul büyük bir metropol. Büyük bir metropolde böyle güzel organizasyonları yapmak, biz dernekçiliği Mesudiye'den öğrendik. Şahsım Ordulu Beyliğim ama gerçekten dernekçilik Mesudiyelilerden öğrenilir Türkiye'de. O yüzden insan aynı apartmanda alt komşusu, üst komşusunu bilmezken dernekçilik böyle güzel organizasyonlarda tanışma fırsatı buluyor. O yüzden güzel bir etkinliği sağladığı için Şenel Başkan'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, iyi eğlenceler diliyorum. Enver
Yılmaz'ı alkışlarla buraya davet ediyorum. Tamam. Çünkü ağalık yarışmasında çok güzel destek verdiler. Biz de o yüzden plaketi kendilerine layık gördük. Ömer Yılmaz kardeşimizi tebrik ediyorum. Mehmet Yılmaz'ın oğluymuş. Tabii plaketler bir anlamı var. Derneğe, köyüne destek olan, sahip çıkanlara bu plaket veriliyor. Bu anlamda hem Mehmet Yılmaz'ı hem de onun oğlu Enver Yılmaz'ı yöresine, köyüne yaptığı hizmetler, desteklerden dolayı tebrik ediyoruz. Bu desteklerin daha da artarak devam etmesini diliyorum. Ben bugün buraya gelen, gelemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline ayağına sağlık. Bu birlik beraberliğin devamını diliyorum inşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı eğlenceler. Abi çok.
Kur'an okurken Allah. Evet, aramızdan sevgili İsmail Kocuğut, Sabahattin Öztürk abim. Yolu kapatın araç sahipleri, lütfen araç başına. Zonguldak B, Zonguldak Bursa 8407, Zonguldak Bursa 8407, araç sahibi lütfen araç başına. Fiyat Doğru, araç sahibi lütfen araç başına. Thank you.
Yeah.
Dernek yönetimine, yönetim kurulu arkadaşlarına gerçekten güzel bir piknik. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şey. Ben de sizlerden birisiyim. Mesudiyeliyim, Bayırköylüyüm. Onun için bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan gerçekten mutlu oldum. Hepinize şimdiden pikniğiniz hayırlı olsun diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sayın Belediye Başkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yönetim kurulu buraya istiyorum. Tüm Dalcabaşı Dernek Yönetim Kurulu. Tek tek isim saydırmayalım, lütfen acele edelim. Dozluğuna da hazırlansın bu arada. Bu sefer para istemiyorum Ümit abi. Evet, Dalcabaşı Köyü Dernek Yönetim Kurulu. Hamit abi, bekleniyorsun. Yakışıklı çeksin. Yakışıklı olmayan var mı? Öyle biliyoruz bu köyü. Diğer sorun ben mi? Thank you.
Evet, daha sonra hazır mı? Biraz daha uzunluğu bırakalım ortayı. Teşekkür ederiz. Ahmet Biçer. Abi kamera önüne geçmeyin. Ahmet Biçer adına Temel Biçer plaketini alıyorlar. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Ferhat Biçer. Kadife Biçer'in sahibi. Derneğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Plaketlerini alıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Cengiz Polat burada mı? Cengiz Polat. Onu kenara bırakalım. Hüseyin Eser. Ben ona bir özel tören yapacağız. Hüseyin Eser, iş adamımız. Abi geri. Hüseyin Eser, iş adamımız Sakarya'dan. Hüseyin Piriç'in sahibi. Yoğun işlerinden dolayı katılamıyorlar. Derneğimize katkılarından dolayı plaketini Şenol Karaslan'a takdim ediyor dernek başkanı Şenol Yılmaz. Katkılarından dolayı Hüseyin Eser abimize çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendisini tanımadık ama inşallah yakında kendisini de tanıyacağız. Çok sağ olsun, var olsun. Evet, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Plaketini dernek başkanımız Şenol Yılmaz takdim ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Rafet Demirbilek. Derneğimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, neden Rafet Demirbilek? Rafet Demirbilek'in bir özelliği var. Sakarya'da olmasına rağmen aidatını düzenli olarak, bizim belirlediğimiz aidatın tam iki katı olarak düzenli olarak veren bir arkadaşımız olduğu için kendisini plakete layık gördük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Herkes de Rafet Demirbilek'i örnek almasını rica ediyorum. Evet, plaketini veriyoruz, resim alıyoruz. Ümit Karakuş burada mı? Alalım hemen. Evet. Ümit Karakuş'a dernek yönetim kurulu üyesi Ümit Biçer. Plaketini takdim ediyorlar. Katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, sırada kim var? Yılmazlar Otomotiv. Evet. Oğul babaya plaket vermeyecek herhalde. Evet. Yılmazlar Otomotiv'in sahibi Yasin Yılmaz'a plaketini vermek üzere Ümit Biçer takdim ediyorlar. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir daha bu sefer gümüş yaptırdık. Bir daha sefer altın plaket yaptıracağız. Evet. Geraliye. Geraliye Restaurant sahibi Necati Yılmaz. Ümit Biçer, Boğaziçi Eğitim Kurulları'na. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Değil mi? Ümit Biçer'e plaket veriyorlar. Aslında Necati Bey, dernek yönetim plaket almaz benim, bildiğim o iş adamı sıfatında veriyoruz bildiğim kadarıyla, doğru mu? Hem iş adamı sıfatı hem de başarılı. Evet, biraz fazla efor sarf ediyor, onun farkındayım ben zaten. Ama değil mi? Biraz işi fazla öğreniyor yalnız, onu söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Ne kadar güzel. İş adamı, dernek yönetimi ve iş adamı derneğe, kendi yönettiği derneğe bağış yapıyor. Ne kadar güzel. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Ömer. Ömer. Tamam. Tabii, Derali Restaurant. Evet, evet. Onların isimlerini bir ara okuyayım ben. Ne var? Bağış yapmak isteyenler veya vermeyenlere de dernek yönetimi zaten biliyor. Lütfen bağışlarınızı yapalım. Deraliye Restaurant. Bu sene yemek kampanyası var mı? Ya bana vardır, eyvallah, başım baş tacısın. Necati'ye ben ayrıca bir teşekkür ediyorum. Yeğenim olması sebebiyle değil, kişiliği ve karakteri olması sebebiyle derneğimiz adına
onur misafirlerimizi ne zaman yanına gitsek çok sağ olsun, var olsun, bizi onur, bizi ve derneğimizi onur etme adına bu zamana kadar bir kuruşumuz nasip olmadı kendisine. Çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. İstediğiniz zaman. Evet, çok teşekkür ederiz. Necati Yılmaz'a. Evet. Yakından mı çekelim? Tabii. Karıştırmışlar. Ümit abi sen karıştırmışsın plaketleri. Sahip çıkın, gerisi teverruat diyorum. İyi eğlenceler diyorum. Fazla da sizi uzatmak istemiyorum. Yusuf kardeşim çok sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim başkanım, ne demek. Üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz tercih başlıklar buluşuyor. Keşkek şöleninde bugün çok güzel bir gün oldu. Katılımdan son derece memnunuz. Ayrıca ben bugün burada tüm emeğini harcayan yönetim arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başta Ferda Temel Biçer, Ümit Biçer, Şenol Kararslan, Sakarya'dan geldi. Mehmet Yılmaz Yalova Çınarcık'tan. Aynı zamanda başkan yardımcım Özcan Kararslan, yine Mehmet Yılmaz, Nuri Yılmaz, bunların yöneticilerimin birçoğu il dışında olmasa bile oradaki üyelerimizi toplayıp buraya geldiler. Onların sarf ettiği emeğe çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Söyleyecek bir sözünüz varsa arkadaşlar, tekrarını diyorum ben. 2018 yılında nasip olur, şartlar el verirse Sakarya'da buluşmak üzere. Var mı söyleyeceğiniz arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum ben arkadaşlarım adına Ordu TV'ye de. Göstermiş olduğu hassasiyetten, duyarlılıktan dolayı. İsa Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.